Çelik Bilek, Tuzak Avcıları 3. Hay aksi, Richard o küçük haliyle başıma ne dertler açtı. Üstelik gömlek ve pantolonla kaldım. Ha ha ha, umarım ileride onu besleyebilmek için pantolonundan da olmam. Az sonra avcıların kampında. Çabuk ol Profesör Richard'ın karnı acıktı. Bu keçinin süt vermeye hiç niyeti yok. Haydi usludur. Onu sakinleştirmenin tek yolu var. Onu hipnotize edip kölem yapacağım. Gözlerime bak. Boynuzlu it. Uslu ol. Sana emrediyorum. Ayaksi ipi kopardı. İmdat. Ay pantolonum. Yarım saat sonra. Görüyor musunuz sütü içince ne kadar mutlu oldu. Richard mutlu oldu. Bense bu gidişle çıplak kalacağım. Ha ha ha. Bilek, Rodi ve Profesör avcıların kampından uzak bir ormanda yürümektedir. Bu asırlık ormanların güzelliği bir başka. Ben acıktım. Şafaktan beri yürüyoruz ama nereye, ne yapmaya gittiğimizi bilmiyoruz. Doğru, neden buralara geldik Bilek? Yemek yerken bize her şeyi anlat Bilek. Şimdi sırası değil, yürüyün. Bir saat sonra geldik. İyi, nihayet karnımızı doyurup neden buraya geldiğimizi öğreneceğiz. Haydi Bilek. Sabredin. Siz burada dinlenirken ben şu tepeye çıkıp görevimi yerine getireceğim. Orada ne yapacaksın? Anlatsana. Hayır, bu bir sır. Sonra öğrenirsiniz. Bana bak, bize böyle davranamazsın. Boşuna konuşuyorum galiba. Onu beklerken neden çantadaki tavuğu yemiyoruz? Bunu sevdim, kabul ediyorum. Bu arada Bilek tepeye tırmanır. Ve zirveye ulaştığında kimse yok. Baykuş işareti vereyim. Anında cevap gelir. Şuradan karşılık veriliyor. Aşağıda ise. Bu bölgede epey baykuş var. Ben kızarmış tavuğu tercih ederim. Gnam. Bu sırada mağaradan biri çıkar. Selam Bilek. Selam yaşlı yay. Mesajını dün aldım ve hemen geldim. Neler oldu? Nedir bu sır? Neden bu buluşmanın gizli olmasını istedin? Çok kötü şeyler oluyor Bilek. Biliyorsun yıllardır halkım senin istediğin gibi barış ve adalet içinde yönetiyorum. Ama artık kabilenin reisi değilim. Puma pençesi yönetimi elimden aldı. Bundan sonra reis benim yaşlı yay. Ya Puma pençesi kötü kalpli biri. O ve kabilenin diğer savaşçıları kabilemin kurallarını hiçe sayıp beyazlarla savaşmak istiyor. Savaş dansları yaptılar, savaş boyaları sürdüler. Şafakta vadide beyazlara ölüm getirmek için hazırlar. Korkunç bir şey bu ama ben savaş 2 gün ertelemeyi başardım. Beyazların kaçmak için 2 günleri var. Sonra Puma pençesi ve savaşçıları karşılaştıkları tüm beyazları öldürecekler. Vadideki aileleri uyarıp avcıların kampına götürmeliyiz. Kaybedecek vakit yok. Sadece 1 gün kaldı. Bir şey daha var. Puma pençesi kabilemize silah ve ateş suyu satan bir beyazın kuklasından başka bir şey değil. Ben onu dost sanıyordum ama aslında İngilizlerin hesabına çalışıyormuş. İngilizler bu civarda oturan herkesin vatansever olduğunu biliyor ve onları yok etmek istiyorlar. Bu casusun adı ne? Batman Troxton'da yaşıyor. Uyarın için sağ ol yaşlı yay. Görüşmek üzere. Manitu seni korusun. Bilek hızlı tepeden inip dostlarına olanları anlatır. Vadideki beyazlara hemen haber vermeliyiz. Şu Ratman beni endişelendiriyor. O alçak katliamları başka bölgelerde de sıçratmak isteyecektir. Yerleri savaştan vazgeçirmek için Ratman'ı etkisiz hale getirmeliyiz.
Bence de siz vadideki beyazları toplayıp Fulov kafasına götürün ve orada bekleyin. Ben Troksan'a gidip Batman'ı arayacağım. Ama orası İngiliz kaynıyor. Bu intihar demek. Belki ama Ratman'ı mutlaka yakalamalıyım. Size iyi şanslar. Sana da Bilek. Böylece Bilek Roxana doğru yola çıkar. Ratman'ın kim olduğunu ve nerede oturduğunu bilmiyorum. Onu bulmak kolay olmayacak ama kentin kenar mahallesinde yaşayan ve herkesi tanıyan ihtiyar Fox bana yardım edebilir. Blake, Troxton'a vardığında gece olmuştur. Az sonra sefil bir kulübede. Sende hiç utanma yok mu? Bütün gün yatıp İçki içtin. Kalk ayağa. Uf, neden kalkacakmışım? Çalışmak için dışarıda gezinen bir yabancı var. Ceplerinde bol para olmalı. Silahlı mı? Evet ama sana ne bundan? Onu sırtından vuracaksın. Gidip onu soy ve bana para getir. Silahlı enayilerden hoşlanmam. Tamam, gidiyorum. Fox bu civarda oturuyordu ama tam yerini hatırlamıyorum. Yabancı yaklaşıyor, iri yarı biri. Sırtı da kapı kadar geniş, ıskalamamalıyım. Adam hareket de geçince Blake'in hisleri onu uyarır. Vay canına. Ve dostumuz şimşek gibi yana çekilir. Katillerin cirit attığı bu yerde böyle bir saldırıya hazır olmalıydım. Seni ben katil değilim. Nesin sen? İnsanları soyarak geçinen dürüst bir hırsızım. Öyleyse al bakalım dürüst adam. Dur, yeter, ne biçim yumruklar. Ama siz çelik bileksiniz. Doğru. Buraya Fox adında birini aramaya geldim. Onu tanıyor musun? Fox mu? Tabii, bu yolun sonundaki bir barakada oturuyor. İyi, şimdi defol ve bir daha karşıma çıkma. Çelik bilekle çarpıştım ve kemiklerim hala sağlam. Çok şanslıyım. Nihayet döndün. Yabancıyı hallettin mi? Evet. İyi, öyleyse ben de paramı istiyorum. Ama al payını. O yabancı çelik bilekti ve ondan iyi bir dayak yedim. Arkasından saldırdığım halde beni gördü ve yumrukladı. Of, çok acıyor. Ne çelik bilek miydi? İngilizler onu ölü ya da diri getirene ödül veriyor. En son nerede gördün? İhtiyar Fox'u arıyordu. Sen de Fox'un yanına git. Sersem ne konuştuklarını öğrenip İngilizlere anlat. İyi para kazanabiliriz. Haklısın, gidiyorum. Bu arada o sersemin söylediği baraka bu. Bakalım Fox burada mı oturuyor? Cevap yok. Oysa Fox değiliğinden çok nadir çıkar. Kapı açık, gireyim. Eller yukarı. Bana böyle şakalar yapılmaz Fox. Çelik bilek. Seni gördüğüme çok sevinmedin galiba. Suçlu insanlar beni görünce rahatsız olur. Eller yukarı, eller yukarı. Bu da ne? Bir papağan. Onu can sıkıcı insanları korkutmak için kullanıyorum. Ama seni korkutmak için fazlası gerek. Oh, fena oluyorum. Hasta numarası yapan Fox duvara yaslanıp bir düğmeye basar. Hey, az kalsın düşüyordum. Hay aksi, bunu da atlattı. Kes artık, buraya bilgi almaya geldim ve sen de vereceksin. Her bilgi bir sterlindir. Pekala, al bakalım. Burada herkesi tanıdığını biliyorum. Ratman adında birini duydun mu? Evet. Burada mı oturuyor? Bir soru sordun, cevabını aldın. İkinci soru için de bir sterlin vereceksin. He. Pekala, al bakalım. Şimdi cevabı ver. Evet, burada oturuyor. Nerede onu bulmalıyım?
He, bir soru bir sterlin demek Blake. Anlaştık. İşte üçüncü sterlin. Konuş bakalım. Yeşil boyalı büyük bir evde oturuyor. Kentin hemen dışında, kuzeye doğru. Burada Blake'e saldıran soyguncu. Ratman İngilizlerden servet kazandı. Bu gece işi bitecek. Blake Batman'ı arıyor. Onu uyarırsam iyi para verir. Kesende çok para var Blake. He 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 he. Egisto iş başına. Egisto da kim? Sempatik bir delikanlı. He he he. Emirlerimi anında yerine getirir. Haydi Egisto, kesesini al. Alçak. Egisto dev gibi olmasına rağmen Blake'e saldırması onun şanssızlığıdır. Eller yukarı. İmdat, imdat. Çok eğleniyorum ama sana ayıracak çok vaktim yok Egisto. Bu arada işte Ratman'ın evi. O sırada hırsız Ratman'la konuşmaktadır. Ben de size haber vermeye geldim. Bileki gerektiği gibi karşılayacağım. Bu onun sonu olacak. Benimle uğraştığına pişman olacak o asi. Ya benim ödülüm, biliyorsunuz verdiğim bilgi çok önemliydi. Bence en az 10 sterlin eder. Çok daha fazlasını hak ettin dostum. Oh ne kadar mutluyum. 20 sterlin verecek yaşasın. En az 20 tane alacaksın. 20 tekme. Ah ama Bay Ratman. Bu saygısız herife 19 tekme daha atın. Ama 20 sterlin vereceğinizi söylediniz. Yanılıyorsun. Ben paradan söz ettim mi hiç? Ha ha ha. Aa hayır. 10, 11, 12. Ha ha ha. Ne kadar şakacıyım. Bu serseme iyi numara yaptım. 16, 17. Bu kadar eğlence yeter. Şimdi Blake'e hazırlayacağım törenle ilgileneyim. Bu arada Blake başka işle meşguldür. Ah, zavallı vazom, masam da kırıldı. Sağlam bir şey kalmayacak. Adamın çok şanssız, hep yumruklarımın yoluna çıkıyor. Acı bana Blake. Benden aldığın paraları geri ver, yoksa seni de mahvederim. İşte bir daha sana oyun oynamayacağım. Bir daha denersen kulübeni başına yıkarım. Az sonra neredeyim? Deprem mi oldu? Blake İngilizler ve bizim için depremden de beterdir. Bu arada Ratman'ın evinde. Mesajınızı alır almaz toplayabildiğim bütün adamları getirdim. Geldiğinizde değecek Çelik Blake birazdan burada olacak. Ne? Ama ben sadece 10 adam getirdim. Blake 10 askerden daha mı güçlü yani? Ayrıca kendisini beklediğimizi bilmiyor. Onu canlı istiyorum. Bu işten siz sorumlusunuz yüzbaşı. Tanrı yardımcımız olsun. Adamların birkaçını evin içine, birkaçını da bahçeye yerleştirin ve geldiğinde hep beraber üzerine atılın. Bu kadar basit. Bu arada yarın Kızılderililer mi saldıracak? İyi ki haber verdiniz profesör. Hemen buradan gideceğiz. Tamam. Eşyaları arabaya yerleştir oğlum. Taşıyabileceğimiz her şeyi götüreceğiz. Vadideki beyazların çoğuna haber verdik Rodi. Şimdi bir şeyler yemeye ne dersin? Sırası değil. Güneyde uğramadıklarımız var. Gidelim. Bu gidişle açlıktan öleceğiz. Blake'in emirlerini hatırlamıyor musun? Elbette hepimiz bu Fola tepesinde toplanacağız. İşte bir kulübe daha. Onlara da haber verelim Rodi. Yeter. Bana kötü davranmandan bıktım. Çığlıkları duydun mu? Yerliler olmasın. Bunları ziyaret etmenin sırası değil Rodi ama görevimizi yapmalıyız. Hain adam. Bu savunmasız kadın ez bakalım. Neden benimle evlendim? Sanki annemle kalmalıydım. Ha 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 tam isabet. Bu halime ancak senin gibi bir yaramaz güler. Haydi gidip onlara kavgayı kesmelerini ve
saygıdeğer bilim adamı Oklitus'un geldiğini söyle. Umarım ona da bir tabak gelir. Emredersiniz. Rodi kapıdan girerken eğilir ve ikinci tabakta profesöre gelir. Siz kurtarıcılarınızı böyle mi karşılarsınız? Ne kurtarıcısı? Yerliler yarın sabah vadiye inip bütün beyazları öldürecekler. Acele et, beceriksiz, hemen eşyaları topla. Oo, ne şanssız bir kadınım. Yerliler de bana saldırmak istiyor. Beni ilgilendirmez ama karınıza neden kötü davranıp suratına tabak atıyorsunuz? Ben, bakın, tabak ve dayak atan biri varsa o da benim. Kimse beni sömüremez. Çabuk ol, tembel. Eğer biraz çalışsaydın bir at alır böyle yorulmazdın. Biliyor musun Rodi, bazen ben bile insanları anlamakta güçlük çekiyorum. Şunu bilmelisin ki, hey neredesin? Az önce buradaydı. Sakın onu kaçırmış olmasınlar. Seni yakalayacağım. Ne kadar da besilisin. Gıt gıdak. Bu işe bak. Bırak tavuğu Rodi, onunla uğraşacak vaktimiz yok. Ama ne kadar tombul ve iştah açıcı olduğunu görmüyor musun? Görevimiz bitince fazlasıyla yersin. Bu arada Ratman'ın bahçesinde hiç hareket yok. Belki de Bilek burada olduğumuzu öğrenip gelmekten vazgeçti. Onun bir yerliden de sessiz olduğunu söylüyorlar. Ben geldiğini duyarım. Askerler onu bulmuş olmalı. İmdat! Ah, şlap! Alarm! Arkadaşlarımız gafil avlanmış. Çalıların arasına saklanmış olmalı. Ah, imdat! Ateş ediyorlar. Bilek'i canlı yakalayın demiştim. Onu öldürürlerse bunu pahalıya ödetirim. Ah! Ah! Ne yapıyorlar? Neden havaya zıplıyor bu? Bunun da işi tamam. Bana tuzak kurduklarına göre evin içinde başka askerler de olmalı. Onları bekletmeyelim. Vay canına, onu ele geçiremediler. Bu tarafa geliyor. Ama evde başka askerler de var. Ama Çelik Bilek'i yakalamak hiç de kolay değildir. Ratman'dan önce daha kaç asker dövmem gerek? Hey, onu yakaladınız mı? Mahvolduk Ratman, Bilek bütün adamlarımı öldürüyor. Delirdin mi? Dur. Yaşamaktan bıktıysan onu sen yakala. Ratman kısa bir tereddütten sonra canlı bir korkak, ölü bir kahramandan iyidir. Bu arada Bilek son askeri de etkisiz duruma getirir. Sıra sende Ratman. Şimdi bana hesap vereceksin. Kaçtı bile. Hazırda bir at tutuyormuş. Hiç olmazsa yüzünü görebilseydim. Bir gün onunla karşılaşırsam hesabı kapatırdım. Artık yerleri savaştan vazgeçirmek imkansız. Yapabileceğim tek şey vadiye gidip orada kalan beyazları kurtarmak. Yoksa yerliler hepsini öldürecek. Umarım Rodi ve profesör oradaki beyazları uyarıp Fula Vadisi'ne göndermiştir. Bu sırada işte bir kulübe daha. Onlara da haber verelim. Hey, dikkat! Bizi istemiyorlar galiba. Bir adım daha atarsanız vururum. Ama biz sizin hayatınızı kurtarmak istiyoruz. Beni kandırmaya çalışmayın. Hırsızlık yapmaya geldiğinizi biliyorum. Gidin yoksa ateş ederim. Dinle ihtiyar budala. Yarın Kızılderililer vadiye inip bütün beyazları öldürecek. Kaçmak için birkaç saatim kaldı. Size inanmıyorum. Ayrıca Camilla yolculuk edemeyecek kadar hasta. Yerler hakkında palavranı beni güldürüyor. Bu bölgedeki 20 yıldır barış içinde yaşıyor. Hey, Kızılderililer geldi bile. Yarına kadar bekleyeceklerini sanıyordum. Arkana dikkat et. Rah, Tabas.
Eyvah, ne diyor bu? Söylediklerinden bir şey anlamadım. Kafa deriniz için yarına kadar beklemek zorunda kaldıklarına üzülüyormuş. Vay canına, o mızrağı öldürmek için değil, gözdağı vermek için attı. Yerliler geldikleri gibi aniden geri döner. Bağışlayın, haklıymışsınız, hemen toparlanıp gideceğim. Ama ne yazık ki Kamilam çok yaşlı. Haber verdiğiniz için sağ olun. Karınızı burada mı bırakıyorsunuz? Seni duyan da ona çok bağlı olduğunu sanırdı. Oysa terk ediyorsun. Bıraktığım karım değil. Kamila benim eşeğimdir. Şu işte bak, eşeğiymiş. Haydi biz de güvenli bir yere gidelim. Yoksa kafa derilerimiz bir vahşinin kemerinde sallanacak. Gece yerlilerin kampında savaş hazırlıkları sürer. Reis Puma pençesi ise çok gergin görünmektedir. O sırada bir beyaz yerli kampına girer. Savaşçıların dansı seviyor. Ne zaman saldırıya geçecekler? Soluk yüz, sabırsız. Ben söz verdim. Yaşlı yaya şafak sökene kadar saldırmayacağıma yemin ettim. Sahi nerede o? Göremiyorum. Yaşlı yay soluk yüzlerle savaşmak istemiyor. Çelik bilek gibi barış istiyor. Kampı terk etti. Çelik Bilek ismini duyunca neden yüzün soldu? Nasıl oluyor da herkes Bilek'ten emir alıyor? Burada İngilizlerin sözü geçmeli. Birçok savaşçı İngilizlerin değil Çelik Bilek'in kanunlarını istiyor ama artık bana itaat edecekler. Soluk yüzleri vadiden kovacaksın. Şafak sökünce savaşçılarım saldırıya geçecek. Bu vahşilere vadideki beyazları kovdurmak için çok emek harcadım ama sonunda istediğim olacak. İngiliz düşmanlarını yok ettireceğim. Yaşlı yay bir tepenin üzerinde üzgün bir şekilde gün doğumunu bekler. Kabilemin savaşları Bilek'e beş kaldırı bu halkıma büyük felaket getirecek. Bu arada tehlikeyi haber alan beyazlar Fola Tepesi'nin eteğinde toplanır. Görevimiz tamamlandığına göre artık kendimizi düşünebiliriz Rodi. Bu tavşan çok lezzetli görünüyor. Dikkat, bu tarafa doğru biri geliyor. Ama bu, evet bu Çelik Bilek. İyi haber. Selam Bilek. Onu ilk kez görüyorum. İşte vatanseverlerin büyük kahramanı. Çok yakışıklıymış. Hep böyle bir prensim olmasını hayal ederdim. Hey, prensi bırak da bulaşıklara bak. Bu adamın varlığı bile insana güven veriyor. Oysa şu an bir sürü yerli kafa derimizi yüzmeye hazırlanıyor. Ama bazıları onu gördüğünde hiç de huzur duymuyor. Kim onlar? Kırmızı ceketliler. Ha ha ha. Selam çocuklar. İyi bir iş becerdiniz. Selam. Merhaba. Bakıyorum çok meşgulsünüz. Bütün avcılar sizin gibi aç olsa bölgede av hayvanı kalmazdı. Dexter nerede? Onu gelirken göremedim. Olamaz. Eyvah. Neden bu kadar şaşırdınız? Kahretsin. Ne yaptık biz? Kendimi hiç affetmeyeceğim. Dexter'i tamamen unuttuk bilek. Ne? Haber verecek o kadar insan vardı ki zavallı hiç aklımıza gelmedi. Ne kötü. Onun ölümünden ben sorumlu olacağım. Artık onu kurtaramayız. Korkunç bir unutkanlık bu. Eğer vadide kalırsa işi bitti demektir. Tanrım ben ne yaptım? Sabaha 2 saat var. Hızlı bir atla deneyebilirim. Bu imkansız. 2 saatte ancak onun kulübesine varırsın. Artık elimizden bir şey gelmez. Dur Bilek, çılgınlık bu. Siz bu insanları vadinin dışında emniyetli bir yere götürün. Ben Dexter'i kurtarmaya çalışacağım. Bekle Bilek. O halde izin ver seninle gelelim. Bu olayın sorumlusu biziz.
Siz bu insanlarla kalın. Bana ayak bağı olursunuz. Hoşça kalın arkadaşlar. Hey bakın gidiyor. Bilek nereye gidiyor? Kara elbise giymiş bir bayanın yanına. Bayanın adı da Ölüm. Etinizi bitirmemişsiniz. Aç değilim. Ben de bir şey yemem artık. Bir saat sonra. Şunlara bakın. Bir saattir hiç konuşmadan oturuyorlar. Onlar Bilek'in ayrılmaz dostlarıdır. Bilek ölürse onlar da yaşayamaz. Uzun sessizliği Profesör bozar. Güneş doğuyor Rodi. Bilek nerede acaba? Kahramanımız vadinin içlerine doğru ilerler. Şafak söktü. Artık geriler savaş yolundadır. Dexter'in ise haberi bile yok. Yaşlı yay da üzgün bir şekilde gün doğumunu karşılar. Barış bitti artık. Savaş var. Birçok savaşçım ve soluk yüzlü bir daha gün doğuşunu göremeyecek. Puma pençesi halkıma büyük kötülük yapıyor. Yerlilerin kampındaki Ratman ise heyecanlıdır. Verilen süre bitti. Harekete geçmek için ne bekliyorsun Puma pençesi? Gruptan ayrılan yerliler beyazlara saldırmak üzere köyü terk eder. Bufala Vadisi'nde beyazlarla yerlileri savaştırdığım için ve bunu başardığımdan vali beni ödüllendirecektir. O sırada vadide bir adam olanlardan habersiz balık avlamaktadır. Kızılderili oku fırlatmaya vakit bulamadan. Arkana dikkat et Dexter. Vay! Ah, ne oluyor Bilek? Yerler neden saldırıyor? Çünkü beyazlara savaş açtılar. Bundan haberim yoktu. Sen olmasaydın işim bitmişti. Vadideki diğer beyazlar nerede? Onları merak etme. Sadece ikimiz emniyette değiliz. Bütün bunlara Ratman'ın sebep olduğuna eminim. Onu ilk gördüğümde öldürmeliydim. Demek Ratman'la tanıştın. Yanında bir grup yerli vardı. Savaştan önceydi. Bir haydut olduğunu hemen anlamıştım. Tartıştık sonra kendimizi topladık. Öyleyse Ratman'ı tekrar görsen tanırsın. Elbette buradan kurtulabilecek miyiz dersin. Kutsal kanyona ulaşabilirsek belki. Tek çıkış yolumuz bu yerliler orada kötü ruhların yaşadığına inanır. Ve oraya giremezler. Oraya ulaşmamız kolay olmayacak. Neyse ki nereden gitme imkanımız var. Tam o sırada çalıların arasından bir yerli fırlar. Ah, lanet! Uf, Dexter neyse ölmemiş. Şans eseri balta sadece sıyırmış. Nehir boyunca başka yerliler de olabilir. Yanılmamışım. İşte yukarıdalar. Onlar da beni görmüş olmalı. Nehir az ileride sığlaşıyor. Oraya koşuyorlar. Saldırmak için en uygun yeri biliyorlar. Nitekim ileride. İşte geliyorlar. Onları atlatamazsam işim biter. Dans başlıyor. Ah vuruldum ah soluk yüzlü iyi ateş ediyor ama silahları boşaldı. Baltam onunla canına kıyacak. Ne kadar heyecanlısın. Kaybedecek vaktim yok. Çekil ayak altından. Şimdi çok hızlı kürek çekmeliyim. Başkaları da geliyor. Az önce Bilek'le dövüştüm. Bir soluk yüz daha var. İleri onu yakalamalıyız. Hiçbir yerlinin giremediği kutsal kanyona doğru ilerliyor. Gittikçe yaklaşıyorlar. Kanyona zamanında giremezsem ikimizin de işi biter. Bir süre sonra kurtulduk. Yerler batıl inançları yüzünden bizi takip etmezler. Dexter henüz ayılmadı ama yaşıyor olması büyük mucize. Kanadakiler kutsal konyana girdi. Daha ileri gidemeyiz.
Ne? Saçmalama. Devam edelim. Hayır, hiçbir Kızılderili oraya giremez. Girenlerin başına büyük felaketler gelir. Hey, delirdin mi sen? Bilek elimizin altındayken onu yakalamaktan vaz mı geçiyorsun? Sen Kızılderilerin ruhundan anlamıyorsun Ratman. Eğer kanyona girersen daha fazla ateş suyu veririm. Boşuna çeneni yorma Ratman. Oraya girmeyeceğiz. Ama üzülme. Savaşçılarımla kanyon çıkışına gidip Blake'i bekleyeceğiz. O avcı çok kurnazdır. Kaçmanın bir yolunu mutlaka bulur. Kutsal kanyona girmeyeceğiz. Ama ben gireceğim. Blake'e vadinin sakinlerinden biri olduğumu söyleyeceğim. Nasılsa beni tanımıyor. Yerlerden korunmak için oraya sığındığımı söyleyeceğim. Sonra da onu öldürmek için uygun bir zaman kollayacağım. Yanındakini unutuyorsun. O seni tanıyor ve bir keresinde az daha seninle dövüşecekti. Lanet, bu kötü işte. Dexter ağır yaralı, hiçbir şey duymuyor ve görmüyor. İyi, o zaman planımı uygulayabilirim. Sen de adamlarınla birlikte kanyonun çıkışını tut, panter pençesi. Peki. Bu arada kanyonda, oh, kendine geliyor. Neredeyim? Kimsin? Blake, beni tanımadın mı? Bu arada Ratman onlara yaklaşır. Birkaç dakika sonra işte onlar. Ama Dexter yaşıyor. Geri dönmeliyim. Çok geç. Blake beni gördü. Kimsin? Kaçarsam kuşkulanıp ateş eder. Dexter beni tanıyıp Blake'e kim olduğumu söyleyecek. Mahvoldum. Ben bu adamı tanıyorum ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Yerler onu yaraladıktan sonra hafızasını kaybetti. Ama ha, şans benden yana. Planımı uygulayabileceğim. Ben Çelik Bilek. Bu da Dexter. Yerlilerden korunmak için buraya sığındık. Siz de mi onlardan kaçıyorsunuz? Evet, ben de aynı nedenle buraya girdim. Adım Jim Carter. Şimdilik güvendeyiz. Kanyonun diğer çıkışına gideceğiz. Umarım şansımız yardım eder. Her şey yolunda. Bilek benden şüphelenmedi. Onu yok etmenin bir çaresini bulacağım. Sizi tanımak büyük şeref. Yanınızda kendimi güvende hissediyorum. Şimdi bunların sırası değil, Carter. Önce buradan gitmeliyiz. Siz kimsiniz? Dexter, Blake ve Ratman kanyonda uzun süre ilerler. Siz ne iş yapıyorsunuz? Tüccarım, buradan geçiyordum. Blake bir şeyler sezmeden harekete geçmeliyim. Zavallı Dexter, bitkin düştü. Biraz mola verelim. Tamam. Ben uyuyamayacak kadar gerginim. Siz uyuyun, ben nöbet tutarım. Yerlerin kutsal Konya'na gireceğini sanmam ama yine de dikkatli olun. He. Uyu. Bu uykudan asla uyanamayacaksın. Bir saat sonra harekete geçmenin tam zamanı. Tek kurşun işini bitirecek. Aynı anda imdat imdat ne oluyor vay canına. O silahla ne yapacaktınız? Ben Dexter'in bağırdığını duyunca bir tehlike olduğunu sandım. Ama çevrede olağanüstü bir şey yok. Siz tekrar uyuyun Blake. Hayır, yola çıkalım. Bir an evvel çıkışa varmalıyız. Ne aksilik. Dexter bağırmasaydı Blake şu an ölmüş olacaktı. 2 saat sonra. Çıkışa geldik. Siz burada bekleyin. Ben dışarıyı kontrol edeceğim. Olur. Çok ilginç birisiniz dostum. Daha önce korkmuş gibiydiniz ama şimdi yerlerin bizi dışarıda bekliyor aşması bile sizi ürkütmüyor. Ben size güveniyorum da ondan çok daha zor durumlardan kurtulduğunuzu biliyorum. Pekala. Siz Dexter'in yanında kalın. Tamam. Bilek kurnaz ama bu onu kurtaramayacak. Bilek sessizce kayaların arasından çıkışa yaklaşır. Tahmin ettiğim gibi bizi bekliyorlar. Kafamızı çıkardığımız an
Ok ve mızraklarına hedef olacağız. Bilek çok meşgul. Bu fırsatı değerlendirip iyi nişan almalıyım. Bu arada ben artık her şeyi hatırlıyorum. Ben Dexter'im. Bir yerli kafama vurdu. Vay canına, şu adamı tanıyorum. Ratman bu. Blake'e ateş edecek. Blake arkanda, Ratman arkanda. Vay canına, eyvah. Korkuya kapılan Ratman Dexter'e ateş eder. Sus aptal, ıskaladım. Davran Blake, bu Ratman. Ondan şüphelenmekte haklıymışım. Beni yakalayamayacaksın Blake. Çıkmaya çalışan bir soluk yüzlü. Okularımız onu durduracak. Savaşçılar, Blake içeride. Ben Ratman. Aa, o Ratman'mış. Okularımız onu öldürdü. Kimse kaderinden kaçamaz. Hafızam tam zamanında yerine geldi. Hayatımı sana borçluyum Dexter ama yerlilerden kurtulmamız çok zor. Bu sırada beni dinleyin. Eski reisimiz Yaşlı Yay. Ne istiyorsun? Kabilemizi savaşa sürükleyen adamın sonunu gördünüz. Blake'in barış kanunlarına karşı gelenleri aynı son bekliyor. Çelik Blake güçlü ve asildir. Fakat varken savaştan vazgeçin. Yaşlı Yay haklı. Artık reisimiz sen değilsin. Şu işe bak. Yerlerin bir kısmı Yaşlı Yay'ı tutuyor. Yanılıyorsun. Puma pençesi savaşçıların yarısı onu izlemeye hazır. Öyleyse dövüşelim. Kim kazanırsa reis olsun. Ben yaşlıyım. Baltamı eskisi kadar iyi kullanamıyorum. Senin yerine puma pençesiyle ben karşılaşacağım. Çelik bilek, savaşçılar çabuk onu vurun. Bilek'in cesareti yerleri o kadar etkiler ki kimse emri dinlemez. Bana bir balta verin. Demek artık emirlerimi dinlemiyorsunuz. Pekala, Bilek'i yenip bu sorunu çözeceğim. Çelik Bilek çok yürekli, yenilmeme göz yumamayacağı için yerimi aldı. Ama puma pençesi güçlü, acımasız ve çok öfkeli. Bilek için zorlu bir rakip. Puma pençesi bağırarak saldırır. Vay canına. Seni parçalayacağım. Blake'in sonu geldi. Vahşi bir bizona benziyorsun ama aptal bir bizon. Öfkeden deliye dönen puma pençesi baltasını fırlatır. Fena atış değildi. Baltaları atmak iyi fikir. Biraz da boks yapalım. Puma pençesi yenildi. Çelik bilek kazandı. Düello'yu Yaşlı Yay kazandı. Unutmayın, ben onun yerine dövüştüm. Doğru. Ratman tarafından kışkırtılan puma pençesi sizi savaşa soktu. Şefinize ve kanunlarınıza karşı geldi. Ama gördüğünüz gibi kötüler cezalarını çekti. Savaş sadece ölüm ve acı getirir. Sizden şefinize ve yasalarınıza itaat etmenizi istiyorum. Çelik Bilek çok bilgece konuştu. Yaşlı Yay yeniden reisimiz olsun ve puma pençesini kabileden kovalım. Evet, kovalım. Puma pençesi alınan kararla kabileden kovulur. Bundan sonra barış hükmü sürecek. Beyazlar topraklarına geri dönüp huzur içinde yaşasınlar. Sağ ol dostum. Yaşlı Yay ve savaşçıları kamplarına döner. Her şey tatlıya bağlandı. Sen nasılsın, Dexter? Çok iyiyim, Black. Bu vadideki tüm beyazlar hayatlarını sana borçlu. Bu arada az ileride puma pençesi Black yüzünden uğradığı bu aşağılanmayı asla unutmayacak. Birkaç gün sonra avcıların kampında Black gerçekten dünyanın en cesur adamı. Tek başına savaşa engel oldu. Keşke olanları anlatsa ama onu bir türlü konuşturamıyorum. Bilek konuşmaktan çok hareketi sever. Çelik Bilek burada mı? Elbette burada ama siz kimsiniz?
Bu sizi ilgilendirmez. Bal gibi ilgilendirir. Biz onun dostuyuz. Kulübesi bu mu? Evet ama kimsiniz ve ne istiyorsunuz? Sizi bekliyordum, buyurun. Onu tanıyor musun? Kim olduğunu öğrenebileceğiz. Ancak kapı profesörün yüzüne kapanıverir. Kapıyı suratıma kapattı. Vay canına. Pencereden dinlemeye çalışalım. Pencereyi de kapattılar. Herkesten gizli bir iş çevirdikleri belli. Öyleyse gidelim. O adamın kimliğini ve neler çevirdiklerini bilmek isterdim. Şuraya bak profesör. Boş ver, eskiden ben de bir şey saklamazdı ama şimdi şu jambona bak. Freddy onu kulübenin tavanına asıyor. En sevdiğim yiyeceklerden biri. O bizim midemize girmeli. Bu fikri sevdim ama önce onu ele geçirmeliyiz. He 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 he. Ona sahip olmak için harika bir planım var. Yürü. Bu arada Black'in kulübesinde gelişimden kimseye bahsettiniz mi? Hayır, şimdiye kadar bir şey gizlemediğim Roddy ve profesör bile bilmiyor. Avukat Connolly, geleceğinizi söyledikten sonra bunu hiç kimseye açmadım. Bu kadar önemli olan mesele nedir? Şunu bilin ki söz konusu olan birçok vatanseverin hayatı. Olamaz. Elimize İngilizlerle ilgili çok önemli bilgiler geldi fakat bu mesajlar şifreli. Çok uğraştık ama bir türlü çözemedik. Onları okuyabilmek için şifre kitabına ihtiyacımız var. Bu kitap Norville kasabasındaki İngiliz komutanı binbaşı Rupert'in elinde. Çok zor bir iş. Bu görevi kurnaz, becerikli, cesur ve güçlü birine vermeliyiz. Bu kişi sizsiniz Blake. Kabul etmeyebilirsiniz çünkü oldukça tehlikeli bir görev bu. Özgürlük mücadelemiz için her türlü tehlikeye atılırım. Hemen yola çıkacağım. Sizden bu cevabı bekliyordum. Şansınız açık olsun. Gerekli eşyalarını alan Blake kamptan ayrılır. Bu sırada profesörün kulübesinde he 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 buldum buradan Freddy'nin kulübesine kadar uzanan bir tünel kazılabilir. Ama bu çok zekice bir plan doğrusu. Yine de olmaz. Kazı için çok zaman gerek. Bu arada Freddy jambonu yiyip bitirir. Bana kalırsa sus küçük cahil kafamı dağıtma. Ha 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 ha. İşte dahiyane bir fikir daha. Bir asma köprü sayesinde Freddy'nin kulübesine girebiliriz. Ama bunun için de çok zaman gerek. Benim de bir fikrim var. Sus buldum. Mor bir ata ihtiyacım var. Ne? Mor bir at mı? Hatta sarı yuvarlak lekeleri olsa daha iyi. Oo, iyice kafa üşüttü. Çok cahilsin evlat. Ben insan psikolojisinden bahsediyorum. Dahilerin basit insanlara hükmetmesinden yani. Avcılar mor atı görünce şaşırıp peşinden koşacak. Keçileri kaçırıyor. Gidip kendi planımı uygulasam iyi olacak. Freddy de bu atı görmek için kulübeden fırlayacak. Biz de rahatça jambonu alacağız. Harika bir plan bu. Bir dakika, atı boyamak için boya lazım. Nereden bulacağız? Bir dakika sonra. Hay aksi, aklıma bir şey gelmiyor. Bu jambon gerçekten çok lezzetli. Ne? Sen jambon yiyorsun ha? Onu nasıl ele geçirdin? Çok basit, gınam gınam. Freddy'ye gidip biraz jambon istedim. O da hepsini bana verdi. Meğer o jambonu hiç sevmezmiş. Oh, bayılıyorum. Bu sırada Black ilerlemektedir. Aynı anda az ilerideki küçük bir evde. Oh, bir yerli imdat. Kabilenin kovduğu puma pençesi herkese savaş açtı. İmdat. Tam o sırada Manitou, bu çelik bilek mermisi baltamı kırdı. Vay canına, içerideki puma pençesi. Şimdi de savunmasız kadınlara mı saldırmaya başladın? Okum halkımın önünde beni aşağılayan bileki yok edecek. Bilek kızla tabancasına sarılır.
Bütün pençelerini kırdım çakal bir beyaz. Cesaret küçük hanım, önce şuna bir terbiye vereyim. Yaralı mısınız? Hayır, bu vahşi kötülük yapacak zaman bulamadı. Ne güçlüsünüz. Defol buradan, bir daha da karşıma çıkma. Beni sağ bırakmakla büyük bir hata yaptın. İntikamımı mutlaka alacağım. Siz o vahşiyi aldırmayın. Kurtulduğunuz, tanışmadık. Adım Çelik Bilek. Çelik Bilek mi? Buraya gelmeniz büyük şans. Başıma gelenleri bir bilseniz. Ağlamayın, artık tehlike kalmadı. Kendim için değil, kardeşim Dan için ağlıyorum. Gideli 3 gün oldu, hala dönmedi. Yapacağı işin çok tehlikeli olduğunu söylemişti. Ona engel olamadım. Lütfen ona yardım edin. Nereye ve neden gitti? Söylemedi. Tek bildiğim kuzeye gitti. Yalvarırım, bize yardım edin. Ondan başka kimsem yok. Kuzeye mi gitti dediniz? Ben de o tarafa gidiyorum. Görevimi tamamladıktan sonra hala hayattaysam kardeşinizi de ararım. Demek ölme ihtimaliniz var. Sizinle geleceğim. Burada tek başıma kalamam. Pekala, gidelim. Kaybedecek zamanım yok. Bilek ve genç bayanı öfkeyle gözetleyen biri vardır. Nereye gidersen git, seni öldüreceğim. Yanına genç kadını da almış. Titre Çelik Bilek, puma pençesi asla affetmez. Benim adım da Lucy, öyle mi? Hakkınızda çok şey duydum Bilek. Sanırım bütün kızlar size hayran. Düşündüğümden daha yakışıklı ve güçlüsünüz. Nişanlınız var mı? Ne? Benim düşünecek başka işlerim var. Mesele bizi izleyen şu şahıs gibi. Biri bizi mi izliyor? Sanırım size saldıran yerli. O korkunç vahşi mi? Sakin olun, şu an silahsız. Yeni silahlar edinene kadar saldırmaz. Biz yolumuza devam edelim. Önemli bir görevim var. Ayrıca kardeşinizi de aramalıyım. Haklısınız. Onun için gerçekten çok endişeleniyorum. Üzülmeyin Lucy. Kim bilir nerededir. Umarım hala yaşıyordur. Merak etmeyin. Onu bulmak için elimden geleni yapacağım. Ne kadar iyisiniz. Akşam. Artık tek başıma devam etmeliyim Lucy. Beni bırakıyor musunuz? Tehlikeli bir görevim olduğunu söylemiştim. Endişelenmeyin. Sizi güvenli bir mağaraya götüreceğim. Bilek ormanda geniş bir tur atarak bıraktıkları izleri siler. İşte sözünü ettiğim mağara. Puma pençesi burayı bulamaz. Benim dönüşümü bekleyin. Umarım başarırım. İyi geceler. Dönmelisiniz Bilek. Ben siz olmadan ne yaparım? Ah, şu kadınlar ve kaybolan kardeşleri. Dan denen çocuk kim bilir evden neden uzaklaştı. Bir de başıma o çıktı. Az sonra bir İngiliz kampına girip komutanlarının çadırına baskın yapacağım ve şifre kitabını alacağım. Yapmam gereken tek şey bir sürü nöbetçiyi saf dışı edip tam donatılmış bir İngiliz birliğiyle çarpışmak. İşte kamp. Vakit kaybetmeden harekete geçmeliyim. Az sonra İngiliz kampı civarında. Gece nöbeti çok zor. Tüfek gittikçe ağırlaşıyor. Biraz kollarımı dinlendireyim. Nasıl olsa beni gören yok. Ah! Yine alayım ama tüfeğim yok. İşte burada. Az sonra ise vay canına, bir porsuk. Ha ha ha, güzel bir ızgara yaparım. Onu çekemiyorum. Tırnaklarını kütüğe batırmış olmalı. Asker dışarıdan bakınca, hey, ama bu bir avcı şapkası ve bu el. Evet, benim elim ve benim şapkam. Bu yumruk gibi kampa girmeyi başardım. Komutanın çadırı şu olmalı. Tam ortada ve hepsinden daha gösterişli. Hey, çadıra girmeye niyetlenen biri var. Bir asker olamaz. Amacı ne acaba? İşte çadıra giriyor.
Hey, sen de kimsin? Alarm, vay canına. Yabancı kampın komutanını saldırdı. Bakalım şifre kitabı nerede? Benim aradığım kitabı alıyor. Ama komutanın sesini nöbetçiler duymuştur. Ne oluyor? Bu adam bir asi, hücum. Çabuk yakalayalım. Bırakın beni, sersemler. O sırada devreye biri girer. Hey! Kırmızı ceketliler ne olduğunu anlayamadan kendilerini yerde bulurlar. Önce şu kitabı alalım. Hey, onu bana ver. Şimdilik benim elimde, emniyette delikanlı. Bütün kamp peşimize düşmeden buradan ayrılsak iyi olacak. Kimsin bilmem ama İngilizlerin dostu olmadığın çok açık. Şimdi konuşmayı bırakıp canımızı kurtaralım. Komutan ve nöbetçiler saldırmışlar. Şu ikisi olmalı. Yakalayın. Bizi gördüler. Bütün askerler uyanır. Hiç rahat edemeyecek miyiz? Yine ne var? İşte bu var. Senin için güzel bir yumruk. Memnun oldun mu? Şimdi kırılan bu lambayı güzel bir iş için kullanabiliriz. Çadır hemen alev alır. Yangın var. Boş ver asileri yakalayalım. Saçmalamayın. Yanan çadırın yanında barut fıçıları var. Havaya uçmamak için önce yangını söndürmeliyiz. Çadırı yakmak akıllıcaydı. Yangını söndürmek için peşimizi bıraktılar. Kimsiniz siz? Adım Çelik Bilek. Seninki ne? Ne? Çelik Bilek mi? Bu kötü işte. Neden Çelik Bilek olduğuma üzüldün mü? Hayır, bunu demek istemedim. Ben yanıldım. Peki o çadırda ne arıyordun? Kimsin sen? Bildiğiniz gibi şifre kitabını çalmaya çalışıyordum. Evet gördüm ama neden? Bu sizi ilgilendirmez. Şimdi nereye gidiyoruz? Pekala, bu konuyu sonra konuşuruz. Şimdi güvenli bir yere gidiyoruz. Bilek ve yabancı sabaha karşı Lucy'nin beklediği mağaraya ulaşır. Nihayet döndünüz Bilek. Ama Dan, yaşıyorsun. Çok mutluyum Lucy ama demek bu genç kaybolan kardeşiniz. Evet, sağ olun Bilek. Nerelerdeydin Dan? Pö. Neyse şu an hepimiz hayatta ve güvendeyiz. Artık neden o kitabı ele geçirmek istediğini söyler misin? Ben size hesap vermek zorunda değilim. Kitap elinizde işte. Bana karışmayın artık. Ama neden kızıyorsun? Şşt, susun. Ay şeytan, bir İngiliz devriyesi büyük bir ihtimalle bizi arıyorlar. Şu mağaraya sığınmış olabilir. Haklısın, gidip bir göz atalım. Bu tarafa geliyorlar. Karşılaşmaya hazır olun. Çok kalabalıklar. Civarda başka devriyeler de vardır. Silah sesi onları buraya çeker. Bir homurtu duydum. Gurur, susun. Kardeşinizi korkutacaksınız. Ne oldu Lucy? Vahşi bir hayvan, bir puma. Onu bana bırakın. Puma şimşek gibi Bilek'in üzerine atılır. Bilek'i parçalayacak bağırma İngilizler duyabilir. Yaralanan puma güçlü bir rakiple karşı karşıya olduğunu anlayıp kaçar. Dikkat edin, mağaradan bir puma çıkıyor. Size saldırmadan vuralım. Kurşun yağmuruna tutulan puma çalıların arasında kaybolur. Mağaraya girmemize gerek yok. İleride bir puma olduğuna göre insan barınamaz. Doğru. Belki içeride başka bir puma daha vardır. Onunla karşılaşmaya hiç niyetim yok. Kırmızı ceketliler uzaklaşıyor. Puma istemeden bize yardım etti. Buraya nasıl girdi acaba? Belki mağaranın başka bir çıkışı vardır. Dan, neden Bilek'e vurdun? Sus Lucy, İngilizler bizi duymasın, işte şifre kitabı. Amacım bunu geri almaktı. Artık gidebiliriz. Gitmek mi? Ama Bilek benim hayatımı kurtardı. Yürü, bununla neler yapabileceğimi bilmiyorsun. Sen çok kötü bir çocuksun. Bilek'i baygın durumda bırakan Dan, Lucy'yi de sürükleyerek mağaradan ayrılır. Ne kadar acımasızsın. Hihihi, ağlamayı kes. Bilek baygın yatmaktadır.
Neden Black'e vurup kitabını çaldın? Neden mi? Ha ha ha, bu kitap bize çok para kazandıracak. Bunu vatanseverlere satacağız. Black bunu ele geçirmişti ama artık benim yaptığın kalleşlik şimdi ona ne olacak? Belki de İngilizlerin eline düşecek. Umurumda değil. Bu işten 50 belki de 100 sterlin kazanabilirim. Black ülkemizin özgürlüğü için canını bile verir ama sen bir bencilsin. Canımı sıkmaya başladın. Kes artık. O sırada bir tepenin üzerinde, bu Black'in yanındaki beyaz kadın ama o nerede acaba? Black'i bulmalıyım, onu yok etmeden huzur bulamayacağım. O sırada mağarada, neler oldu böyle? Burada durmuş uzaklaşan İngilizleri izliyordum. Dan ve Lucy arkamdaydı. Sonra başımda korkunç bir acı hissettim. Bunu Dan'ın yaptığından eminim. Hayaksı kitabı da çalmış. Sonra da Lucy ile birlikte kaçmış olmalı. Buna nasıl minnettarlık? Dan'ın ve Lucy'nin ayak izleri burada başlıyor. Onlara yetişip kitabı geri almalıyım. İşte Black. Okumun vuramayacağı kadar uzakta. Peşinden gidip uygun bir anı bekleyeyim. Peşimde bir yerli var. Onu gördüğümden habersiz. Puma pençesi olmalı. Benden intikam almaya kararlı ama onunla ilgilenemem. Önce kitabı ele geçirmeliyim. Çevrede puma pençesinden başka düşmanlar da vardır. Asiler fazla uzağa gitmiş olamaz. Her yeri arayalım. Bu sırada ben yoruldum. Dinlenmekle zaman kaybedemeyiz. Yürü. Tam bu sırada kahretsin kırmızı ceketler. Yukarıda iki kişi var. O aradığımız adamlardan biri. Onu kampta görmüştüm. Beni tanıdılar. Bizi yakalayacaklar. Kaçamazlar. İleri, etraflarını sarın. Lanet olsun. Çok kalabalıklar. Kurtulmam imkansız. Beni yakalayıp idam edecekler. Bizi kurtarabilecek tek kişi Black'ti. Ama sen onu vurdun. Şimdi hiç şansımız yok. Oh Black, neredesin? Buradayım. Ama bu ses, evet o. Black, sen. Sanırım tam zamanında geldim. Seni arkadan vurdum Black. Şu an İngilizlerle ilgilenmeliyizden. Siz burada kalıp boşuna mermi harcamamaya dikkat edin. Şansımız varsa onları durdurabiliriz. Ne yapacaksın? Birazdan görürsün. Lucy'yi siperde tut. Yeter. Black nereye gidiyor? Ne yapacak? Görüyor musun? Bizi kurtarmaya çalışıyor. Bak, Black sürünecek bir tepeye çıkar. İşte önce şu küçük grubu uyaralım. Selam, kırmızı ceketliler. Yaşamak istiyorsanız geri dönün. Yukarıda biri var. Bu aradığımız diğer asi, ateş demek dönmüyorsunuz. Öyleyse hediyemi kabul edin. Dikkat! Black'in attığı taşlar beraberinde başkalarını da sürükler. İmdat! Ah! Artık diğerleriyle ilgilenebilirim. İşte arkadaşlarımıza taş yağdıran asi orada. Ateş! Vay canına, bu askerler peş para etmez. Hiçbiri hedefi vuramıyor. Bana bakın, şimdi size nasıl nişan alacağını göstereceğim. Black'in yaptığı iki atışta hedefini bulur. Ah, kolum vuruldum. Silahları boşaldı. Asiye hücum. Şu gelenlere bak. Buyurun. Dikkat, saldırıyor. Bir aslan gibi tehlikeli. Öyleyse karşımda ne duruyorsunuz kırmızı fareler? Hiç böyle bir asiyle karşılaşmam. Kendimi tanıtmadım değil mi? Ben Çelik Bilek. Çelik Bilek mi? İmdat, Çelik Bilekmiş. Yetişin. Askerler karşılarındakilerinin Çelik Bilek olduğunu öğrenince kaçmaya başlar. Bilek yarımızdan çoğunu öldürdü. Kalırsak hepimizi öldürecek. Ha ha ha. Daha önce kaçan keçi ve tavşan gördüm. Ama hiçbiri bunlar kadar hızlı değildi. Dan ve Lucy'nin yanına döneyim. Olduğun yerde kal.
Puma pençesi, silahların boş, kendini savunamazsın. İntikam saati geldi Blake. Artık okumdan kurtulamazsın. Hay aksi, hapı yuttum. Tam o sırada. Ah! Sen mi ateş ettin, ben? Evet, tam zamanında gelmişim. Biraz gecikseydim ölmüş olacaktın. Senden böyle bir şey beklemezdim. Birkaç saat önce bana arkadan saldırıp kaçtın. Şimdi neden yardım ettin? Tanışalı az oldu ama senden çok şey öğrendim. Bugüne kadar dünyada en önemli şeyin para olduğunu düşünüyordum. Şifre kitabını para karşılığında vatanseverlere teslim edecektim. Bu yüzden onu çaldım ama sen yaptıklarıma rağmen beni ve kız kardeşimi İngilizlerden kurtardın. Bundan böyle seni örnek almaya çalışacağım. Umarım beni bağışlarsın. İşte şifre kitabı, al Blake. Bunun için para istemiyor musun? Hayır, hayatta paradan daha önemli şeyler olduğunu öğrendim. İyi öyleyse dostluğumuzu tokalaşarak pekiştirelim. Yani beni dostun olarak mı görüyorsun? Tabii, artık iyi bir vatansever olacağına eminim. Yaşasın, bilek elimi sıkıyor, çok mutluyum. Artık gitmeliyim. Evinize dönün, ben de bu kitabı yerine götüreyim. Elveda, elveda, güle güle. Bilek görevini tamamlamak üzere yola koyulur. Bilek kitabı teslim ettikten sonra kampa döner. Selam, hey Bilek döndü. Yaşasın Bilek gelmiş be. Ama Rodi ve Profesör yüzüme bile bakmıyor. Neyim var? Hoş geldin demeyecek misiniz? Ben bu adamı tanımıyorum. Ya sen Rodi? Daha önce hiç görmedim. Vay canına, beni tanımadıklarını söylüyorlar. Ah, anladım. Kamptan ayrılırken nereye gittiğimi söylemediğim için küsmüş olmalılar. Ama onlarla nasıl barışacağımı biliyorum. Bu akşam dönüşümü kutlamak için bütün arkadaşlarıma oğla kızartması, ızgara, ördek ve turta ikram edeceğim. Yaşasın. Oh, bu bizim Bilek. Hoş geldin dostum. Doğru. Bu dostumuz Bilek. Seni nasıl tanıyamadık? Gözümüz seçemedi herhalde. Hehehe, yemeklerin gözleri bu kadar çabuk iyileştirdiğini bilmiyordum. Son.